Pandemi etkisi tüm hızıyla devam ederken New Jersey'deki esnaflar son durumlarını Atürk TV mikrofonlarına anlattı. Amerika'da faaliyet gösteren Türk işletmeciler ve esnaflar uzun bir süredir eksilmeden devam eden pandemide yaşadıkları zorlukları ve sorunlarını Atürk TV'ye anlattılar. Pandemiden sonraki piyasa durumları nedir? Zayıf, hala tam eski günlüğe gelmeye şu anda imkan yok. Gerçekten ilgilendiler. Sensin, bensin, osun, busun demeden yasal olan bütün vatandaşların hep ulaşmaya çalıştılar ve ulaştılar da. Son 2-3 aydır işlerimiz inanılmaz yükselişte. Yani eskisinden daha yüksek. Gözle görülür bir şekilde bir hareketlilik var. Hem yasakların kaldırılması, hem havaların güzelleşmesi, hem bu verilen yardımların dağıtılması. Bunlar gözle görülür bir şekilde bir hareketlilik her yerde var. Yani dışarı çıkıyorum, trafik var. Merhabalar, kolay gelsin. Amerika'nın genelinde pandemiden dolayı sıkı yasaklar vardı. Bu yasaklar şu anda sınırlı da olsa kaldırıldı. Sizce piyasada olumlu bir etki yarattı mı bu yasakların kaldırılması? Yarattı mı derken tabii ki muhakkak az çok insanlarda bir rahatlama oldu. İlk başlardaki gibi değil muhakkak. Ama genel anlamda tekrar geleni bekliyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı durumlar. Esnaflar olarak çok sıkıntı, insanlar olarak çok sıkıntı. Herkes artık tavan yaptı yani. Stres, gerginlik, çocuklar, aile. Sıkıldılar evde. İnanılmaz bir şekilde işte bu yazın gelmesi belki birazcık psikolojik olarak bir rahatlama yapabilecek ama galiba büyük ihtimal bizimle beraber yaşamaya devam edecek. Onun haricinde de işte tabii bazı şeyleri de devletten beklememek gerekiyor. İnsanlar da biraz duyarlı, biraz daha makul bir şekilde davranmalılar. Hareketleri, tavırları, işte uyacakları topluma. Ama inanıyorum ki biraz burada, bu civarlarda biraz da dikkat ediyorlar ama tabii inanılmaz da bir rahatlama var. Peki toplum maske kuralına uyuyor mu? Evet, uyuluyor. Evet. Uyuluyor, muhakkak uyuyor. Çünkü biz mesela müşteri uyuyoruz. Bakın fazla müşteri alamıyoruz. Bir tane, iki tane. İşte saat başı bir iki müşteri. O şekilde devam edip gidiyoruz. Kaç taneye kadar müsaade verildi içeride? İçeride fazla yok. 2-3 yani belki 4 olabiliyor. Onun haricinde arabada bekletiyoruz. Mesela şu an dışarıda bekleyen müşterilerimiz var. O şekilde devam edip gidiyoruz. Sırası gelen içeride. Evet. Sırayla öbürünü gönderiyoruz. Onu alıyoruz. Yani kurallara uymaya riayet ediyoruz. O şekilde devam ediyoruz işte. Peki Biden'ın bazı yardımları oldu. Tabii halk bu açıdan biraz rahatladı filan. Çekler tabii. Evet. Ne gibi yardımlar oldu sizin de etrafınızda duyduğunuz kadarıyla? Evet, devlet bayağı bir yardım etti. Yani şöyle bayağı bir yardım etti. İnsanlara bireysel olarak, bizneslere inanılmaz bir şekilde, yani hakkını gerçekten yenecek şekilde değil. Öyle veya böyle insanların birazcık nefes almasına yardımcı oldular. Tabii ki bu uzun vadeye aktarırsak tabii ki karlı mıyız, zararlı mıyız? Tabii ki zararlıyız. Fakat hani nereden dörsen kârdır misali. Tabii de bunu da azımızda çoğa saymak zorundayız bir şekilde. Gerçekten devlete de ayrıca teşekkür etmek lazım. Gerçekten ilgilendiler. Sensin, bensin, osun, busun demeden yasal olan bütün vatandaşların hep ulaşmaya çalıştılar ve ulaştılar da. İbrahim Kara Bey'e çok teşekkür ederiz verdiği bilgilerden dolayı. Thank you.
gözle görülür bir şekilde bir hareketlilik var. Hem yasakların kaldırılması, hem havaların güzelleşmesi, hem bu verilen yardımların dağıtılması. Bunlar gözle görülür bir şekilde bir hareketlilik her yerde var. Yani dışarı çıkıyorum, trafik var. Buraya da insanların, müşterilerimizin sayısı arttı. Hareketlilik var. Gördüğümüz gibi gelen müşteriler de kurallara uyuyorlar. Maske kuralı hala devam ediyor. Devam ediyor tabii. Kapıda girişte zaten maskesiz girilmez diye kuralımız var. Biz de elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. Müşteriler arası yine 6 fit mesafe kuralı devam ediyor. Uyuyor yani, genelde herkes uyuyor. Evet. Belli bir bilinç var. Bilinç oluştu herkeste. Zayıf, hala tam eski günlüğe gelmeye şu anda imkan yok, ama bir de havanın güzel olmasıyla ilgili herhalde bugün biraz hareketlilik var. Havalar o kışın çok da kar yağdı, yani pandemiden sonra kışında çok ağır bir hava şartları vardı. Ondan dolayı da işler biraz zayıflamıştı, ama bugün herhalde 21 ilkbaharın ilk günü, güneşi de görünce insanla biraz bir hareketlilik başladı. İnşallah böyle devam etsin. İnşallah. Paket servisleri devam etti mi o dönemde? Bizim paket servisi Uber var bizde. Bizde Uber çalışıyor. O zaman devam etti, evet. Biz o pandemi döneminde de şey yaptık. Hoş bulduk. Efendim biz de böyle ani bir dalış yaptık. Peris'in de şu anda pide 28'deyiz. Merhabalar, pide 28'in sahibi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu pandemiden dolayı nasıl etkilendiniz onu sormak istiyorum. İşlerde bir değişiklik var mı, artış var mı şu durumlarda? Tabii ki pandeminin ilk dönemleri biz de tüm dünya gibi etkilendik. Tamam. Tabii ki bu süreci sabırla atlattık. Şimdi işlerimiz çok şükür iki katında. Gördüğünüz gibi zaten canlı canlı geldiniz. Şu anda yasakların bir kısmı kalktı. Burada da %50 mi uygulanıyor acaba? Şu anda %35. Bizde hem içerisi hem dışarısı iki tane salonumuz var. O konuda sıkıntımız yok yer konusunda. Bayağı da yoğun, kalabalık müşteriler. Evet. Herkes içeride kaldıktan sonra şöyle bir havaların da düzelmesiyle restoranlara, pidecilere saldırdı. Evet, son 2-3 aydır işlerimiz inanılmaz yükselişte. Yani eskisinden daha yüksek. Evet, çok güzel.